Fikirler zorla ve şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez demiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Güzel fikirlerle başladığımız her şeyden biraz etkinliğimize, çeşitli sorunlarla karşı karşıya gelsek de devam ediyoruz ve devam etmeye devam edeceğiz. Etkinliğimizin 17. haftasından herkese merhabalar. Bugünkü konuğum psikolojik danışman ve yazar, doçent doktor Bilge Uzun. Bugün kendisiyle sürdürülebilir mutluluk önerileri hakkında konuşacağız. Sizin de sorularınız varsa lütfen yorum kısımlarından bizlere ulaştırabilirsiniz. Konuğum yayına geldi. Ben konuğumu hemen yayına davet ederek bu güzel sohbetimize bir an önce istiyorum. Dediğimiz gibi mutluluk önerilerini hocamızdan duyacağız derken, hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim ben de. Öncelikle bugün bu yayınımı kabul ettiğiniz için sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Benim için keyif gerçekten sizlerle birlikte olmak. Sağ olun, var olun. Geçmiş bayramınızı da kutlayaraktan hemen sizi tanıyanlar elbette vardır. Fakat sizi tanımayanlar için doçent doktor Bilge Uzun kimdir? Bize biraz kendinizden bahsederseniz çok sevinirim. Tabii ki. Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikolojik danışma ve rehberlik anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışıyorum. 6. senemde bu sene. Ama bundan önce lisans, yüksek lisans doktora programı Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden tamamladım. Ankara'da bir ODTÜ ruhuyla aslında bir akademisyen diye devam ediyorum. Mersinliyim normalde. Alana kendini adamış biri olarak biraz daha rol model olmaya, biraz daha topluma pozitif, olumlu bir şeyler vermeye ve insanların duygularını yönetmeleri için bazı öneriler ya da işte naçizane bilgiler sunmaya aday olmuş bir bilgeyim diye tanımlıyorum kendimi adamın gerektiği olarak. Evet, kısaca kendinizden bahsettiğiniz için çok teşekkür ederim. Şu soruyu da aslında sormadan geçemeyeceğim. Şimdi eğitim danışmanısınız siz. Okuduğunuz üniversite bölüm sosyoloji mi yoksa sosyal hizmet mi? Hangi bölüm okudunuz tam olarak? Hayır, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde psikolojik danışma ve rehberlik anabilim dalında okudum. Daha sonra yüksek lisans programımı da aynı bölümde, aynı üniversitede tamamladım. Ve doktora programımı da yine ODTÜ'de psikolojik danışma ve rehberlik anabilim dalında tamamladıktan sonra da klinik psikoloji alanında Londra'da Roehampton Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmalarımı yürüttüm. Postdoc derecesi deniyor buna. Ve YÖK'ün verdiği bursla yurt dışına ülkemi temsil etmek için bir yıl boyunca misafir öğretim üyesi olarak görevimi tamamlamak için orada da bulundum. Anladım. O zaman konumuz biliyorsunuz ki sürdürülebilir mutluluk önerileri. Size öncelikle mutluluk kavramını sormak istiyorum. Mutluluk nedir? Bize biraz tanımlayabilir misiniz? Evet tabii şöyle ki sürdürülebilir olması biraz daha soru işareti. Çünkü mutluluğun iki farklı ayrımı var burada, tanımı var. Bir tarafta duygu olarak mutluluk. Şu anda hissettiğimiz ya da sizin de şu an sizinle benim bir arada olmamızın ya da bizi izleyenlerin de aslında bizi karşılarına görmelerinden dolayı hissettiğini umduğum bir duygu durumu olarak geçiyor. Ama bir de genel olarak yaşantısal durum olarak geçiyor. Şimdi duygu durumu olarak mutluluk zaten sürdürülebilir bir şey değil. Çünkü buradan sonra bir saat sonrasında herhangi bir şey olabilir. Ortada herhangi bir şey yokken bile aslında bir başka bir duygu gelip yerleşebilir bedenimize. Ve mutluluk dediğimiz şey bir duygu olarak devam eden bir durum değil. Fakat yaşam standardını karşılamamızın verdiği genel bir yaşam durumu olarak mutluluk, evet bu sürdürülebilir bir durum. İşte tam da bunun için aslında o kısa süren mutlulukların değerlendirilip hangi durumlarda kişilerin mutlu olduğunu, hangi durumlardan mutlu olmadığını değerlendirip bunları yaşamına katmaları da bir yaşam standardı, bir durumu memnuniyeti olarak geçiyor. Bu daha sürdürülebilir bir durum. Fakat tabii ki bunun içinde başka başka duygular gelecektir. Yani tüm duygular bize ait diye söylüyoruz her zaman. Hüzün de var bunun içinde, öfke de var bunun içinde, hayal kırıklığı da var bunun içinde. Bunlar duygular, mutluluk gibi duygular gerçekten de. Hoşa giden, hoşa gitmeyen duygular olarak ifade ediyoruz. İşte bunlar maalesef sürdürülebilir değil. Çünkü bizim kontrolümüzün dışında olan şeyler. Fakat bir yaşama standardı olarak, bir memnuniyet, hayattan memnuniyet olarak tanımladığımız mutluluk sürdürülebilir mutluluk olarak ifade ediliyor genellikle.
Evet. Aslına bakarsanız özellikle Türkiye'nin gerçekten mutlu olmaya ihtiyacı var. Özellikle son dönemlerde maalesef ki korona sürecinde. Umuyoruz ki bu illeti kısa sürede atlatacağız ve biz de mutlu günlere, huzurlu günlere erişeceğiz. Peki hocam, bu arada size hocam diye hitap etmek istiyorum. Beni de bir Nasıl öğrenci olarak isterseniz. Ben görürseniz tabii, nasıl sana. çok sevinirim. Çünkü ben de bir sosyoloji 3. sınıf öğrencisiyim. Ben de eğitim danışmanı, aile danışmanı veya ilerleyen zamanlarda rehber öğretmen olmak istiyorum. O yüzden beni de öğrenci olarak görürseniz çok sevinirim. Sayın hocam, sizce gerçek mutluluk nedir? Gerçek mutluluk az önce söylediğim gibi aslında bir taraftan duygu durumu var ama eğer yaşam standardı olarak diye bakacak olursak o zaman hayatımızda bizi memnun eden, hoşumuza giden şeylerin bütünleşmiş halini yaşamımıza kattığımızda bir mutluluk olarak ifade ediliyor bu. Fakat bunun içinde belirttiğim gibi aslında nelerden hoşlanmadığımızı, nelere niyet ettiğimizi, gelecekten neler beklediğimizi belirleyip analizini yaptıktan sonra bunlara erişebilmek için maksimum performansla, kendi isteğimizle yol almamızın sonucunda oluşturduğumuz yaşam standardı. Gerçek mutluluk. Fakat kişiden kişiye değişen bir durum tabii ki bu. Benim mutluluk diye tariflediğim şey, sizin mutluluk diye tariflediğiniz şeyle aynı olmayacaktır muhtemelen. Tıpkı başarı gibi. Yani başarı birisine göre paradır, birisine göre sağlıktır, birisine göre bir aile sahibi olmaktır. Mutluluk da aynı şekilde kişiden kişiye değişen bir şey. Yani çok göreceli bir kavram. Bireysel farklılıklarımızla ortaya çıkmış bir duygu durumu ve yaşamsal durum. Evet. Ben de buna hemen bir örnek vermek istiyorum izninizle. Ben Lütfen. şu an normalde Eskişehirliyim. Eskişehir'de yaşıyorum ama düğün sebebiyle Ankara'ya geldim. Bugün de 3 tane kuzenimle beraber oturuyorduk. Dediler ki senin bugünkü konun ne? Ben dedim ki mutluluk. Hatta sordular birbirlerine senin için mutluluk ne ifade ediyor diye. Biri dedi para, biri dedi huzur, biri dedi sağlık. Sizin de dediğiniz gibi aslına bakarsanız kişiden kişiye göreceli bir kavram bence mutluluk. Bunu da Kesinlikle. sizlerle paylaşmak istedim. Peki hocam, Teşekkür ederiz. bir insan nasıl daha mutlu olabilir? Kişinin öncelikle hoşuna giden şeyleri belirlemesi bu anlamda çok önemli. Tabii ki duygumuzu değiştirmemiz mümkün. Bunun birçok yöntemi, tekniği var. Fakat olmak istediği yerde olan kişi genellikle mutlu olduğunu hisseder. Bazen tabii böyle bir tetikleyiciler onu orada mutsuz eden şeyler olacaktır ama genel olarak içinde bulunduğu durumdan, halinden memnuniyet duyan ve koşulsuzca kabul etmeyi başarabilen kişi genellikle mutlu kişidir diyebilirim bu sorunun karşılığında. Kısa ve öz, gerçekten çok güzel açıkladınız. Şimdi aslına bakarsanız birçok şey istiyoruz ve birçok şey hemen anında birdenbire maalesef ki olmuyor. Bazen mucize gerçekleşiyor diye mucize olarak tabir ediyorsak eğer o şekilde gerçekleşiyor. Fakat bazı insanlarımız kırılgan yapıya da sahip hemen üzülebiliyorlar. Hani şunu da diyenler olabiliyor, gelsin hayat bildiği gibi deyip akışına bırakabiliyorlar. Peki bu durumu nasıl ayarlayabiliriz hocam? Şimdi o şarkıyı çok severim bu arada. Gelsin hayat bildiği gibi gelsin. Çünkü hayatta değiştiremediğimiz şeyler var. Yani bakış açımızı ona göre değiştirirsek, zaten yönlendirebilirsek o zaman mutluluğu gerçekten edinebiliyoruz anlamına geliyor. Çünkü düşünün ki mesela işte karantina dönemini, korona dönemini herkes bir sürü planlar yaparken, farklı farklı şeyler düşünürken bir anda tüm dünyada üstelik sadece bizde değil tüm dünyada bir virüs evrildi ve bizi tamamen evlerimize hapsetti. Fakat bu süre içinde evdeyim, bir şey yapamıyorum, mutsuzum dediğimizde gerçekten bu bizim elimizde olan bir şey. Fakat koronanın gelişi bizim elimizde olan bir şey değildi. Tıpkı mevsimlerin değişimi gibi, tıpkı gecenin gündüzün gelmesi gibi. Mesela şu anda aslında yaz ayındayız. Yağmur beklemiyoruz, evet tahmin ediliyor ama bir anda beklemediğimiz bir şekilde hava değişimi olabiliyor. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Tam da gelsin hayat bildiği gibi gelsin kısmı ben hayatın karşısında dimdik duruyorum. Ben kendimle ayaklarım yere basarak sevdiklerimle birlikte hayatı karşılayabiliyorum. O da gelsin onu da karşılarım. Güler yüzle
misafir eder, ondan sonra tekrar gönderirim anlamına da geliyor bir taraftan. Ve hep söylediğim gibi aslında iyisiyle kötüsüyle hayat bizim ve bize bazı mesajlarla geliyor. Kötü şeyler de bize bazı şeyleri gösteriyor. Yani mesela nelerden hoşlanmadığımızı gösteriyor, neleri değiştirebileceğimizi gösteriyor ya da değiştiremeyeceğimiz şeyleri koşulsuzca kabul etmemiz gerektiğini gösteriyor. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi Gelsin şarkısında da Sezen Aksu'nun tam da bunun için söylüyor. Ben bir dağ gibi dururum hayatın karşısında. Gelsin hayat, onu da güler yüzle karşılarım ve o da tekrar kendi yoluna gidecektir mantığıyla. Evet. Hocam maşallah çok güzel konuşuyorsunuz. Yani kitap olsanız okunacak gibisiniz maşallah. Gerçekten hani Gerçek böyle sık teşekkür ederim. kırdık Sağ olun. dinlememiz gerekiyor. Bu konuyu da zaten hani özellikle seçmemizin sebebi de hani daha demin cümlemin başında da belirttiğim gibi mutluluk şu an Türkiye için belki de en önemli olması gereken bir şey. Huzurla beraber tabii ki de. Sağlık da çok önemli. Dediğimiz gibi göreceli olarak değişebiliyor. Şimdi yayın öncesi siz ne sormak istersiniz bölümünden gelen bir soruyu sizlere yöneltmek istiyorum. Ve bunu hani yanlış aksettirmemek adına okuyarak sizlere ileteceğim. Tabii Belki ki. görünürde kaybediyorsun şu sıralar. Ya görünmeyen de durumun ne? Bekle. Cümlesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, Mevlana'nın Mesnevisi'nde de yer alan bir ifade aslında bu. Yani şu an kaybediyor gibi görünüyorsun ama aslında kaybetmek bile bir şey kazandırıyor. Hayat işte gelsin bildiği gibi gelsin mottosunda olduğu gibi. Hayatımıza gelen her şey bir mesajla geliyor ve mutlaka iyi bir şey bırakıyor bize. En azından neyi istemediğimizi, neden mutlu olmadığımızı, neyi değiştirebileceğimizi ya da değiştiremeyeceğimizi gösteriyor. Ve onun altında çok önemli, çok kıymetli bir şey oluyor. Mevlana'nın da söylediği var ya, bir şey olmuyorsa ya hayırlı olmadığı içindir ya da daha iyisi olabileceği içindir. Bu bakış açısı zaten bizim mutlu olmamızı sağlayan bakış açısı gerçekten. Yani yine korona döneminden gideceğiz, yine sağlıkla gideceğiz. Aslında bir tehditle geldi, bedenimize bir tehdit. Üstelik çok bizim için doğduğumuz andan itibaren çok kıymetli olan nefesimizle tehdit etti bizi. Ciğerlerimizle, nefes alamamakla tehdit etti. Ama burada bize bıraktığı şeyler vardı. Ailemizle birlikte ya da sevdiklerimizle birlikte bir yere hapsetti. Yoksa kimseyimiz kendimizle. Ki en önemlilerinden biri de bu. Kendimizle ilişki içinde olabilmek. Kendimizle bir yere hapsetti bizi. Hiç dikkat etmediğimiz bedenimizin sağlığına önem vermemizi sağladı. Özlemeyi öğretti bize. Büyüklerimizin aslında tam da bizim değerlerimizde olduğu gibi, tam da bizim kültürümüzde olduğu gibi büyüklerimizi korumamızın aslında ne kadar önemli olduğunu öğretti. Fakat bir taraftan baktığımızda eğer diğer pencereden bakarsak eve hapsetti, hiçbir şey yapamadık, karantina döneminde kaldık, sokağa çıkamadık, yasaklar kuruldu diye bakarsak evet hayat ne kadar zor geçmiştir eminim. Ama diğer taraftan elimize geçmeyen bir fırsat geçmişti ve bir daha da belki bu fırsat geçmeyecekti. Ve şimdi gerçekten tekrar yavaş yavaş normale dönüyoruz. Umarım tekrarlanmayacaktır. Tekrar yavaş yavaş normale döndüğümüzde, geriye dönüp baktığımızda aslında bizim 21. yüzyıl koşuşturmacasında bir daha normal koşullarla asla elimize geçmeyecek bir durum verildi bize. Bu buradan oluşturduğumuz şey bir şeyleri alıyormuş gibi görünen durum aslında bir şeyleri getiriyor, hayatımıza katıyor anlamına geliyor burada benim yorumlayabileceğim. Evet. Her şerde bir hayır vardır hocam. Mesela hani Aynen öyle. korona süreci olmasaydı ben her şeyden biraz etkinliğini başlatamayacaktım ve sizin gibi değerli insanlarla da tanışamayacaktım. Bunu da bu şekilde de düşünebiliriz mesela. Kesinlikle çok çok güzel bir şey söylediniz. Yani bizler alanın akademisyenleri ya da gerçekten değerleriyle, düşünceleriyle bir yerlere gelmiş kişiler, hatta sanatçılar falan bile aslında, şarkıcılar, sanatçılar da karantina döneminde, korona döneminde ne kadar bir olduk. Herkes destek olmaya çalıştı. Instagram ya da sosyal medya bu anlamda altyapıyı hazırladı ve biz hep beraber olduk, bir araya geldik. Tam da sizin söylediğiniz gibi yetişemediğimiz kitlelere yetiştik böylelikle. İnsanlara hitap ettik. Onlarla
iletişim kurmaya başladık. Ben Instagram'da gerçekten böyle herkesle bir şekilde karşılık vermeye çalışıyorum, cevap vermeye çalışıyorum. Yeni yeni yazılar paylaşmaya başlıyorum. Aslında herkese temas edebildiğimizi gördük. Ardahan'dan Kars'a kadar öyle bir ifade vardır ya genelde. Türkiye'nin dört bir tarafında hatta dünyanın dört bir tarafında ulaşılabilir olduk. Her şeyde bir hayır vardır. Bence bizi de bir araya getiren böyle de bir şey oldu. Evet, çok güzel söylediniz. Şimdi aslına bakarsanız evet korona sürecinde başladım ben bu etkinliklere. Hatta 1 Nisan itibariyle bir düşünce gerçekleştirdim. Düşünce oluşturdum kafamda. Ardından 15 Nisan itibariyle de yayınlarıma başladım ve bir hani benim aslında bir fikir mi, düşünce mi o arada bir takılı kaldım. Hatta bu soruyu da size bu yüzden sordum. Düşünce ile fikir arasındaki farklar nelerdir diye. Şimdi bunu subjektif olarak yanıtlamak istiyorum aslında ve mindfulness çok uzun zamandır bu fark andalık anda olmayı çalışan biri olarak bunu bilimsel temellere oturtmaya çalışan, kültürel temellere oturtmaya çalışan biri olarak zihnimizden sürekli düşünceler geçer. Hatta 60 bin, 70 bin düşünceler geçtiğini söylüyor yapılan araştırmalar zihnimizde. Bunlar düşünce. Yani iyiydi, kötüydü, şöyleydi, böyleydi gibi bunlar düşünce. Fakat bunların sentezlenmesi, analiz edilmesi ve bunların değerlerle, kültürle, yaşam tarzımızla ve bize hitap ettiğiyle bütünleştirerek bu düşüncelerin birleşmesi bir fikir olarak geçiyor. Ve bu fikirlerden de aslında niyet ve niyetlerden de hayati akışımız çıkıyor. Bu noktada birbirinden çok da ayrılmış şeyler değil, ayrışmış şeyler değil bence. Ama düşünceyi şöyle düşünebiliriz bence. Zihnimizden bir anda akıp gelen giden ama fikri onun sentezlenmiş, yoğrulmuş ve olabilecek ortama sokulmuş hali diye değerlendirebiliriz. Evet. Şu an cuk oturdu diyebilirim. Hani tabir vardı ya, cuk oturdu. Evet, düşünceyle fikir arasındaki farkı da bize anlattığınız için sağ olun hocam. Şimdi bir de soyutlama becerisi var galiba. Çok son zamanlarda çok sık kullanılmaya başladı soyutlama becerisi. Bu soyutlama becerisi nedir ve soyutlama becerisini nasıl öğrenebiliriz? Aslında şöyle, Piaget'in gelişim evrelerine baktığımızda ilk 7 yaşına kadar somut işlemler döneminde çocuklarda soyutlama diye bir şey ya da bu döneme takılı kalmış bireylerde soyutlama becerisi diye bir şey olmaz. Soyutlama dediğimiz çünkü şöyle, gözle görmediğimiz, elle tutmadığımız yani somut olan bir şeyi, somut olmayan bir şeyi zihnimizde oluşturabilmemiz. Ve bir taraftan değerler tam da buna karşılık geliyor aslında. Ama soyutlama, soyutlanma birbirinden de farklı kavramlar. Bunlar 7-8 yaşlarından sonra, Piaget'in gelişim evrelerine göre dediğim gibi, 7-8 yaşlarından sonra prefrontal korteksin, beynimizin ön lobunun, düşünceyi oluşturan duyguların şekillendiği kısmın gelişiminden sonra ancak olabiliyor. İşte o zaman bazı değerler birleşiyor ya da o zaman zihnimizde düşüncelerin sentezlenmesi, yoğrulması gerçekleşiyor ve o zaman bazı kararlar verme becerimiz oluşabiliyor. Ve mesela gördüğümüz bir şeyi iyi ya da kötü diye ayrıştırmadan sadece gözlemleyebilme becerisi oluşturuyoruz. Ya da henüz görmediğimiz, sadece zihnimizde hayalimizi kurduğumuz bir şeyi zihnimizde oluşturup kendimizi o anki bulunduğumuz ortamdan hayalini kurduğumuz ortama aktarma becerisini oluşturmuş oluyoruz. Ama baktığınızda zihnimizde, elimizde tutmadığımız, gözümüzde görmediğimiz bir şey oluşturuyoruz. Fakat bir de soyutlanma var. Soyutlanma da içinde bulunduğumuz ortamdan ki birbiriyle zaten örüntülü bunlar da, ilintili. İçinde bulunduğumuz ortamdan zihnimizde yaşadığımız ortama kendimizi geçirebilmemiz. Gene olmadığımız yerde olmaya çalışmamız aslında gene bu dediğim gibi soyut işlemler dönemini tamamlamış kişilerde olabilen durumlar olarak ifade ediliyor. Mesela şeyi düşünün diyelim ki işte soyut işlemler döneminde alakalı olarak x kareyi hesaplamak için ya da işte permütasyon kombinasyonları hesaplamak için ya da işte kimya formüllerini hesaplamak için bunun için soyutlamak gerekiyor. Yani aslında zihnimizde oluşturduğumuz bir durumu gerçekleştirebilmek gerekiyor. Tanımlamam aslında benim tamamen bununla olur. Soyutlama ya da soyutlanma dediğimiz.
Evet. Hocam yalnız şu dikkatimi çekti ki son zamanlarda paylaşımlarınızda da fark andalık mı, farkındalık mı? Bize biraz bu süreçten de bahseder misiniz lütfen? Tabii ki. Şimdi farkındalık dediğimiz şey aslında zihnimizin daldığı gittiği yerden şimdiki ana dış bir uyarının etkisiyle getirilmesi. Şöyle ki, hepimizin yaşantısında olmuştur. Yolda yürüyoruzdur, araba kullanıyoruz ya da birisiyle konuşuyoruzdur. Zihnimizde şemalar, şekiller oluşmaya başlar. Hayallere gideriz, ya geçmişe gideriz, ya geleceğe gideriz. Fakat dış bir uyarının etkisiyle, yani mesela bir ses duyduğumuzda ya da arkadaşımız "He, burada mısın? Bir dakika." dediğinde kendimize gelir, şimdiki ana döneriz. Dış bir uyarının etkisiyle zihnimizin gittiği yerden şimdi içinde bulunduğumuz ana çekilmesidir aslında farkındalık. Fakat fark andalık dediğimiz şey, bu mindfulness'ın yani anda kalmanın Türkçe'ye çevirisi olarak kullandığımız anın farkında olmayı bilinçli ve yargısız bir şekilde gerçekleştirebilme becerisi. Dış bir uyaranı beklemeden, yani evde oturuyorsunuz diyelim ki işte kitap okuyorsunuz ya da bir şeyler atıştırıyorsunuz ama zihniniz dalmış gitmiş, ocakta da yemeği unutmuşsunuz. Ya da diyelim ki işte başka bir şey var. Kokuyla bir anda kendinize gelmek farkındalık oluyor o andaki. Fakat siz zihninizin gittiği yerden, az önce söyledik ki düşünceler gelir gider zihnimize diye. Zihnimizin daldığı yerden o anda geçmişi düşünüyor ya da o anda gelecek hayalleri kuruyor diyerek, onu fark ederek bilinçli bir şekilde şimdiki anda, şu anda yaşadığımız anda bedenimizin bulunduğu yere çekmemiz de fark andalık olarak geçiyor. Aslında fark etmek ve anda kalmak kelimelerinin birleşimi olarak farkındalık yerine fark andalık olarak kullanıyorum ben. An farkındalığı diye de kullanıyoruz. Evet, yeni bir tabir geldi galiba. Hani şu anda da diyebiliriz. Doğru değil mi hocam? Evet, şu anda da ama şu fark andalıkta yargısız olmak ve bilinçli olmak kavramlarını da içeriyor bu. Yeni bir kavram geliyor. Evet, bununla ilgili Türk Dil Kurumu ile TDK ile iletişime geçtim zaten. Mindfulness kavramı çok fazla kullanılıyor. Oysa biz Türkçemizi kullanmayı çok önemsiyoruz. Tamam, mindfulness kavramının bir İngilizce karşılığı da tam olarak yok ama benim kültürümde 60-70 yaşındaki kişiler de, hatta İngilizce bilmeyen kişilerin de anlayabileceği bir kavram olabilmesi için bir Türkçe karşılığının olmasına ne dersiniz gibi. Biz de bilim insanları olarak, akademisyenler olarak aslında böyle bir işbirliğiyle bunun karşılığının an farkındalığı olabileceğini değerlendirdik, düşündük ama bunun için de hep de baştan konuştuğumuz gibi yargısız olabilmek, gözlem yapabilmek, değerleri soyutlayabilmek, soyut değerleri benimseyebilmek de var bunun içinde. Evet. Şimdi hocam size yine bir gelen soru yöneltmek istiyorum. Yaş aldıkça, yaşlandıkça derinleştim ben. Buradaki derinleşme kavramı mutluluktan uzaklaştım anlamında mı? Hayır, aslında şöyle ki o Nirvana'ya ulaşmak kavramını illaki duymuşsunuzdur. Bütün kültürlerde var bu gerçekten. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Bizde de şey vardır ya, dedelerimiz, ninelerimiz en ileri yaşlara geldiklerinde ya da ermişlerimiz vardır ya. Yaş almak dediğimiz şey aslında deneyimlerle bütünleşip olgunlaşmak anlamına geliyor. Mutsuzluk değil, tam tersine mutluluk. Çünkü bunu ben suya sabuna dokunmamak olarak da ifade ediyorum. Olan oluyor, biten bitiyor, değiştirebileceğim hiçbir şey yok. O da olur, o da geçer, o da güzeldir. Her şerde bir hayır vardır. Bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağındandır gibi bir bakış açısı vardır ya. Her şeyden güzel bir anlam çıkarmaya çalışmak. Bence yaş almak bununla belirleniyor. Çünkü düşündüğümüzde 7 yaşına 8 yaşına kadar çocuklar da andadır gerçekten. O anki duyguyu hissederler. Fakat deneyimleri yoktur. O soyut işlemler dönemine geçmedikleri için de o değerler henüz oturmamıştır. Fakat ondan sonra halihazırda yavaş yavaş bir şeyle oturmaya başlar. Fakat zaman geçtikçe, yıllar geçtikçe aslında maddiyat, sadece para anlamında söylemiyorum. Maddiyat yerini biraz daha maneviyata bırakmaya başlar.
insanlığa, güzelliğe, değerlere, bir çiçeği koklarken mesela o çiçeğin varoluşuna, yaratılışına bırakmaya başlar. İşte mutluluğun özündeki o derinleşmek bana göre bu. Bunun için 80-90 yaşına gelmek gerekiyor mu? Aslında gerekmiyor. Şimdilerde bu işte Sufizmle, mindfulness'la ya da bu yeni yaklaşımlarla o varoluşçuluğun içine biraz daha giriyoruz. Ama bundan önceki zamanlarda ya da şimdilerde de baktığımızda yaş almak aslında o derinlikle birlikte mutluluğu getiriyor bence diye düşünüyorum. Çünkü genç bir insan düşünün, mesela o işte 20'li yaşlardaki üniversite öğrencilerine karantina döneminde eve kapandığında isyan ettiler, bağırdılar, ben sıkılıyorum dediler. Genelleme yapmıyorum, herkes değil. Bunun farkına olan, değerini bilen de zaten vardı. Fakat daha olgun yaştaki kişilere baktığımızda vardı bunda bir hayır diyerek karşıladı bu olayı da. Çünkü evrenden geldi, çünkü Mevla'dan geldi. Aslında değiştiremeyeceğimiz durumlar vardı. Yaş almak böyle bir şey diye düşünüyorum. Evet hocam. Şimdi anda kavramı sadece zaman olarak mı değerlendirmemiz gerekiyor? Yoksa hani benim bildiğim anda kavramı da aslına bakarsanız aynı soydan gelen kardeş anlamına da geliyor. Tabii zamanla alakası yok ama hani Türk Dil Kurumu veya Türk Tarih Kurumu bunu da bildiği için umuyorum ki olumlu bir cevap verirler sizlere. Sizlerden de hani o haberi duymak isterim yani onu söylemek istemiştim. Teşekkür ederim, sağ olun. Şöyle ki, anı yaşamakla anda kalmak birbirinden farklı şeyler. Biz anda kalmayı öneriyoruz daha çok. Çünkü zihnimizin yapısı gereği zaten anda kalamıyor. Yani şu anda biz sizinle iletişim halinde olduğumuz için andayız. Siz bana soru soruyorsunuz, ben pür dikkat sizi dinliyorum. Siz de benim cevaplarımı özenle dikkat ediyorsunuz ve buna karşılık veriyorsunuz. Biz andayız. Fakat sizin bu yayın bittikten sonra bir kenara oturduğunuzu ve elinize telefonunuzu aldığınızı düşünün. Bir saat öncesinde yayının bitmiş olmasına rağmen, bir saat üzerinden geçmiş olmasına rağmen hala yayınla ilgili bir şeyler düşündüğünüzde aslında bu zihninizin geçmişte kalması anlamına geliyor. O salon olmuş, biten bitmiş. Hani burada yayın kopmuştur, internet kopmuştur, bir şeydir. Akışında gitmemiştir, istediğiniz gibi olmamıştır. Ya da tam tersi çok güzel olmuştur. Ama siz hala bir saat sonrasında o anda değil de geçmiş bitmiş bir zamanda kalmış olmanız durumu var zihnimizin. Bu çok yaygın hepimizde. Ya da gelecek hayalleri kurduğumuzda zihin bunu kendisi gene yapıyor. Yarın ne olacak acaba? Yarın benim bir toplantım var. Üniversitede tanıtımlarım var. Acaba kimler gelecek? Nasıl karşılık vereceğim? Dediğimizde henüz gerçekleşmemiş bir durumun içinde buluyoruz kendimizi. Plan yapmak tamam. Buna metacognition deniyor. Üst bilişsel olarak geleceği planlamak ya da geçmiş hakkında düşünmek, bunlarla ilgili bir sıkıntı elbette yok. Fakat duyguyla, bütünsel olarak bedenle orada olmak, anda olmamak anlamına geliyor. Oysa bir bakın, bedenimiz nerede? Bulunduğumuz yerde, şimdiki anda ve çakılı orada. Sadece uçup giden zihnimiz. İşte mümkün olduğunca anda kaldığımızda aslında yaşamı kaçırmıyoruz. Her bir anın tadına varıyoruz. Yani bir bardak su içtiğimde ya da bir yudum su içtiğimde sadece anlık bir durum değil, sadece zamanla alakalı değil. Bunu içebiliyor olmam, bunun boğazımdan aşağı akıyor olması, bunun bedenime şifa veriyor olması, o anda beni besliyor olması, o anda bunun bana verdiği duygu, bunların hepsi holistik, yani bütünsel bir yaklaşımla aslında anda kalmak olarak ifade ediliyor. Evet, ben bu cümlelerin birebir aynısı değil ama farklı türlerini holistik şifa uzmanı Gökçe Avseren Okul hanımefendiyle de yapmıştım. Hemen hemen o kelimeleri, cümleleri de kendisinden duymuştuk. Mesela hala da arada sırada konuşuruz kendisiyle ama dediğiniz gibi daha demin de o an bir saat yayın yaptık ve o bir saat geçti, bitti. Ardından o yayın hakkında tabii ki de konuşulanlar olur ve hani nasıl geçti, nasıl bitti, teknik aksaklıklar yaşandı mı veya yaşandıysa ne gibi bunun için ne önlemler alabiliriz veya yayın tekrardan gerçekleştirebiliriz gibi bu soruları çok yöneltirim ve hani sonuçta
Ya karşı taraftan kaynaklı ya da benden kaynaklı tabii ki de hani istenmeyen durumlar maalesef ki olacaktır. Ve şu zamana kadar da yaklaşık bir yarım saati devirdik. Sıkıntısız ilerliyoruz. Tabii ki de görüntülerde bazen donukluklar olabiliyor. Ama önemli olan benim size sorduğum sorular, sizin de bana cevaplarınız. Gerisi önemli değil. Bu arada sevgili yazar Mehtap Şafak hanımefendi de yayınımızda. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Diğer konuklarımızla beraber, misafirlerimizle beraber. Şimdi yayınlarımda hocam can alıcı sorular soruyorum ben. Ve aslına bakarsanız bu soruda hemen hemen herkesi ilgilendiren bir soru. İlişkilerimiz, evliliklerimiz veya ailemiz. Maalesef ki uzun süreli olmuyor. Hani bunu genellemek istemiyorum. Ama genel anlamda da maalesef ki böyle bu durumlar. Neleri kaybediyoruz? Neden kaybediyoruz hocam? Şöyle ki olması mümkün değil zaten. Sürekli aynı duyguyu yaşıyor olmamız mümkün değil. Çünkü birini ya da bir şeyi yeni keşfetmeye başladığımızda onun duygusu başka. Daha sonra onu öğrenmeye başladığımızda, evrilmeye başladığında o durum farklı. Fakat her birinin kendince kıymeti var. Yani ilk başta söylediğimiz gibi aslında mutluluk da bize ait, mutsuzluk da, hüzün de bize ait, öfke de bize ait dercesine. İlişkilerde de arkadaşlıklarda da öyle. İlk başta o keşfetme duygusuyla, o merak duygusuyla bir heyecan besliyoruz. İşte benim bu arada bilimsel olarak aşk türleri çalışmam, araştırmam da vardır. Orada da görülen bir şeydir ki bu gerçekten çok uzun süren bir şey değil. İlişkilerde de, arkadaşlıklarda da, ailede de. Bir zaman sonra o aidiyet duygusunu, o benim olma duygusunu hissettikten sonra monotonlaşmaya başlıyor. Fakat bu bittiği anlamına gelmiyor. Yerine çok daha farklı değerler koyulmaya başlanıyor. Şöyle düşünün. 20 yıldır evli olan bir çift düşünün ve 1 yıldır birlikte olan bir çift düşünün. Ya da o 20 yıldır evli olan kişilerin yeni biriyle tanıştığını düşünün. 20 yıldır birbirini tanıması, o değerlerini bilmesi, kabullenmesi, onun iyisiyle, kötüsüyle her şeyini göğüsleyebilmesiyle o 1 yıllık ilişkide olduğu durum aynı değildir. İkisinin dinamiği farklıdır. Birisinde evet daha yeni tanıdığı için, merak olduğu için heyecan vardır, tutku vardır. Hatta bunun içinde hüzün de vardır. Yoğun bir şekilde çünkü olumlu olumsuz duygular birlikte gider özellikle tutkulu anlarda. Fakat o 20 yıllık ilişkide bir yaşanmışlık vardır. Az önce de konuştuk ya zaten yaş almakla derinleşmek dediğimiz. O 20 yıllık durumda bir derinleşme vardır. İşte bunu fark etmemiz gerekiyor. Bu gerçekten çok kıymetli olanlardan biri. Her zaman o tutkuyu aramamamız gerekiyor. Zaten çok mümkün değil. İlla ki bir şeyler yapmak istiyorsak daha yeniden o mutluluğu özlüyorsak o zaman yeni deneyimlere açılabiliriz. Birlikte ya da ayrı kendimize nefes alanları bırakabiliriz. Bu ne demek? Bizim ülkemizde özellikle ilişkilerde şey var. İnsanlar bu arkadaşlık ilişkisi, aile ya da çift ilişkisinde de böyle. Bir araya geldiğinde tamamen benimsediği için aslında onun birey olmasını engelliyoruz. O bir bütünün içinde algılıyoruz ve onu orada asimile etmeye çalışıyoruz. Oysa aslında birey olduğunda çok daha faydası, şifası olur gerçekten. Yani sizin aile içinde mesela birey olmanız demek her defasında dışarıdan bir şeyler öğrenip ya da bir şeyler getirip onlara sunabilmeniz demek. Onun için kendini tekrarlamayan bir ilişki demek. Dolayısıyla her bir aşaması, her bir evresi çok güzel. Ama tabii ki her bir evresi birbirinden farklı. Bunu görmek gerekiyor. Hemen şey söylemek istiyorum. Yine konumuzla bağlantılı olarak gelsin hayat bildiği gibi gelsin. Bir dağ olduğunu düşünün içinizde. Ve bu dağ orada dimdik duruyor aslında. Kendinden emin, ayakları yere basan bir ben olduğunuzu düşünün. Mevsimler geçiyor. Yaz bambaşka geliyor, ısıtıyor. Kış buza kestiriyor. İlkbahar geldiğinde her taraf çiçek açıyor. Kim istemez? Mis kokular. Ama sonbahar geldiğinde yaprak döküyor. Tıpkı bunun gibi. İlişkiler de bunun gibi. Ve onların gelip geçmesini izleyebilmek gerekiyor. Ve orada bir dağ gibi durabilmek gerekiyor. Sabretmek gerekiyor. Her Evet, şey, her tolere şeyin başı etmek sabır. gerekiyor. Evet, Evet. kesinlikle.
Evet hocam, çok güzel örneklediniz. Gerçekten hani ben bunu bu şekilde düşünmemiştim. Bir mevsim olarak, yani dört mevsim olarak bir ilişkiyi şekillendirebilmemizi gerçekten düşünememiştim. Ve gerçekten de hani hocam, bilmiyorum siz bu konu hakkında ne düşünürsünüz ama sizinle gerçekleştirdiğim bu 48. yayın ve öncelikle tabii ki de insanlara biz bir şeyler öğretmek için bu yayınları yapıyoruz ama aslına bakarsanız ben bu etkinliğin yönetmeni olarak aslına bakarsanız ilk olarak ben öğreniyorum sizlerden bir şeyi. Ve ben çok mutluyum. Bunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Şimdi aslına Teşekkür ederim. bakarsanız siz bahsetmediniz kendinizi tanıtırken ama ben sizin kitaplarınızın olduğunu biliyorum. Dilerseniz biraz da kitaplarınızdan bahsedelim. Kitaplarınızı nereden bulabiliriz, nereden edinebiliriz? Onlardan bir konuşalım. Şimdi evet, ben bir akademisyen olarak aslında çocuklara yönelik, yetişkinlere yönelik birçok kitap bölümleri yazmışlığım var. Fakat bunlar herkese hitap eden kitaplar olmayabilir. Psikolojik danışmanlara, psikologlara hitap eden kitaplarım var. İşte mindfulness becerilerinin psikolojik danışmada nasıl kullanılacağı ya da işte çocuklarda benlik saygısı ya da hiperaktivite gibi. Ya da mesela bizim Füsun Hoca ile birlikte çıkardığımız otistik bireylere sahip ebeveynlere yönelik olarak onların duygularını anlamaya yönelik olarak oluşturduğumuz bir kitabımız da var. Bunlar daha çok akademik kitaplar. Fakat ben de son birkaç yıldır zaten hep şey diye düşündüm. Akademik camiada tam da sizin söylediğiniz gibi o soyutlanmış gibi oluyoruz bir taraftan. Konuştuğumuz dil aslında herkese hitap etmiyor. İşte bunun için madem bir rol model olacağız, madem bir bilim kadını olacağız, bilim insanı olacağız, bu noktada herkese hitap edebilmek için bunları yalın ifadelerle, bazen bir aşk romanı içinde, bazen kısa öyküler içinde aktarabilmek gerekiyor. Düşüncesiyle bu ay çıkmasını planladığımız aslında İnkılap Yayın Evi'nden planladığımız En Uzun Yollar Tek Adımla Başlar isimli kitap en son kitabım. Ve o kitabın içinde 16 tane hikaye ve 16 tane uygulama var. Ve bilimsel bilgilerin, bulguların tamamen konuşma dilinde, kişisel gelişim tadında aktarılması ifadesi var. Oradaki her bir hikaye biraz daha uyarlanmış ama biraz daha hayati gerçekliği olan, herkese de hitap edebilecek hikayelerden oluşuyor. Benim kendimle birlikte oluşturduğum ama kurgulanmış hikayeleri de var. Mesela farkandalığı anlatmak için havaalanında karşılaşılmış bir çarpışma, bir aşk karşılaşması var. Bir kurgudan oluşan bir şey aslında. Biraz kurgu, biraz gerçek gibi. Ama diğer taraftan baktığınızda kendini, benliğini kabul etmemiş bir çocuğun yeme bozukluğu ve ondan sonra hayatı boyunca bir şekilde kendini benimseyememesi durumu gibi kısa kısa hikayeler var. En son kitabım bu ve onun faydalı olacağını düşünüyorum. Hem bilimsel anlamda anda olmanın ne demek olduğunu, hem de psikolojinin her şeyin içinde olduğunu, duyguların gelip gideceğini ve orada şeyler de var. Duygumuzu nasıl değiştirebiliriz? Mutluluk ne? Mutluluk sürdürülebilir mi? Kalıcı mı? Ve bunu devam ettirebilmek için biz ne yapabiliriz gibi kısımlar da var ve dediğim gibi herkese hitap edecek şekilde. Kitabınızın ismini tekrardan alabilir miyiz hocam? Tabii en uzun yollar tek adımla başlar. En uzun yollar tek adımla başlar. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Zaten Evet. hemen yazmışlar. Soru işareti bölümünden de gelenler oldu sorular. Kitap basıldı şu anda İnkılap Yayın Evi'nden. Fakat bu ara kitap evlerinin dağıtımı da bekleniyor. Onun için yayınlanması falan da bekleniyor ama çoktan hazırlanmıştı her bir şeysi zaten. Evet, tekrardan dediğim gibi hayırlı uğurlu olsun hocam. Çok Sabırsızlıkla teşekkür bekliyoruz ederim. kitabınızı. Şimdi aslına bakarsanız yayından önce sizlerle evet 40 dakika yeter diyorduk ama ben devam etmek istiyorum bu güzel hoş sohbetimize. Sizler de uygun görürseniz ki zaten 2-3 sorum kaldı ve yayın çok güzel gidiyor maşallah diyelim, nazar değmesin. Şimdi hocam kabullenmek kavramı var. Kabullenmek kavramı mutluluğun tam olarak neresinde? Bence mutluluğun tamamen kalbine oturuyor. Çünkü bir şeyi kabullenmediğimizde, yargıladığımızda aslında o zaman kendi içimizi yiyor. Mesela yine ilişkilerden bakacak olursak, bir partnerimiz olduğunu ya da bir eşimiz olduğunu ya da aile üyemizin olduğunu düşünelim. Değiştiremeyeceğimiz şeyler var. Her insan biriciktir. Doğduğu andan itibaren kendi karakteriyle
ortaya çıkar, oluşur. Evet, bizler şekillendiririz ama gene de değiştiremeyeceğimiz durumlar vardır onda. Ancak onu kabullenirsek biz de o da mutlu olabilir. Çünkü bizim değiştirmeye çalışmamızla hem biz yeni bir şey yaratmaya çalıştığımız için ve tam olarak olmayacağı için mutlu olmayacağızdır. Hem de o üstüne uymayan bir kıyafeti giyiyor gibi olacağı için mutlu olmayacaktır. Hayat tıpkı bunun gibi. Yani sadece ilişkilere bakmak değil. Konuştuğumuz mevsim geçişleri gibi mesela. Yani hayattaki durum gibi. Karantina, korona kabullenmesek ne yapacaktık ki? Ya da deprem olduğunda mesela. Dünyanın oluşumundan beri karşılaşılan bir durum. Ve bizim yönetemediğimiz, kontrol edemediğimiz bir durum. Sadece belki öncesinden, çok kısa zaman öncesinden önlem alabiliyoruz, fark edebiliyoruz. Bu da bizim sorumluluğumuzda olan bir şey. Fakat gene de durumu kabullenip ona göre hareket ettiğimizde işte mutluluğun tam olarak kendisi bu diye düşünüyorum. Anlaşıldı hocam. Mesaj gayet net alındı. Peki mutlu olabilmek için illa başkalarından bir şey mi beklememiz gerekiyor? Hayır, mutluluk kendi içimizde aslında, bakış açımızda. Nereye nasıl baktığımızla alakalı bir şey. Çünkü hep baştan dedik ki göreceli bir kavram mutluluk, tıpkı başarı gibi. Kime göre, neye göre? Bazılarına göre mutluluk sağlıklı olmak, bazılarına göre akşam eve ekmek getirebilmek ama bazılarına göre de yatları katları olabilmesi. Ama her kişinin hayatında onu mutsuz eden bir şeyleri de vardır. Yatları katları olduğunda niye ben işte Mars'a gidemiyorum diye mutsuz olabilecek durumlar da olabilecektir. Ama ekmek getirdiğinde çocuklarım en azından sağlıklı diye mutlu olabilen ya da işte eşimle iyi değilim diye mutsuz olabilen durumlar da vardır. Yani aslında mutluluk herkesin içinde mutlaka var. Sadece bunu görebilmek, fark edebilmek gerekiyor. Şu anda aslında bundan daha değerli bir şey olabilir mi ki? Siz Ankara'da olduğunu söylediniz, ben İstanbul'dayım. Bizi izleyenlerle birlikte şu anda burada canlı yayındayız hep beraber. Şükürler olsun sağlığımız yerinde. Hala sesimiz çıkıyor, nefes alabiliyoruz, konuşabiliyoruz. Üstümüzü örten bir çatımız, evimiz var. Alabildiklerimiz var, alamadıklarımız var. Ama bu bizim aslında mutluluğumuz için en temel kaynaklardan biri. Sağlığımız yerinde. İhtiyacımız olanları karşılayabiliyoruz. Elimizde olmayanlara baktığımızda bunun ucu bucağı yok gerçekten. Sınırları yok. Çünkü insan her şeye erişmesi imkansız. İşte o zaman zaten mutsuzluk peşi sıra geliyor. Buyum da yok dediğinde onun için çabalıyorsun. Sonra bunun doyum da yok dediğinde sürekli o mutsuzlukla yol alıyorsun. Ve oradan devam ediyor. Ve aslında o içimizdeki elimizde olanların değerini bilmiyor oluyoruz. Evet. Allah'a şükürler olsun. Dediğiniz çok doğru hocam. Neredeyse hani Mart ayından itibaren korona süreciyle baş başayız ve dediğiniz gibi şu an nefes alabiliyoruz ve siz İstanbul'dasınız, ben Ankara'dayım, sizlerin de söylediğiniz üzere ki ben normal şartlar altında Eskişehir'de yaşıyorum fakat sağlığım el verdiği için Ankara'ya gelebiliyorum. Bu da önemli. Veya siz ben sizi yakından takip ettiğim için bir safereye çıkmışsınız ve sağlıklı olduğunuz için çıkabiliyorsunuz o safariye. Buradan da sıkı takipçiniz olduğumu belirtmek istiyorum. Teşekkür Şimdi ederim, sağ olun. hocam son bir soruyla maalesef ki yayınımızı sonlandırmak durumunda kalacağım. Bunu aslında sizin bir kanala verdiğiniz röportajdan aldım. Anket sonuçlarına bakıldığı zaman dünyada genel anlamda mutluluk her geçen yıl azalıyor. Türkiye olarak baktığımızda bizi ne mutlu eder diye sormuştu Spiker Hanım. Aynı soruyu ben de size yönlendirmek istiyorum. Hangi ülkeler mutlu, hangileri mutsuz diye bakılmıştı. Bu da göreceli bir kavram olduğu ortaya çıkmıştı zaten. Mesela aslında İspanya'nın en mutsuz ülkelerin arasında olmasını tartışmıştık. CNN'deydi galiba, öyle bir canlı yayın Evet. programındaydı. İşte nasıl olur da İspanya mutsuz olur konusunu tartışmıştık. İşsizlik vardı çünkü. İnsanların bireysel edinebilme becerileri yoktu aslında. Güney Afrika'ya baktığımızda o zaman henüz gelmiştim zaten Güney Afrika'dan.
Güvenlik yoktu çünkü. Şu anda bulunduğumuz yerde güvendi. Daha dün bir yerde oturuyoruz. İşte çantam elimde, cep telefonum masanın üzerinde. Çok kalabalık bir ortamda. Bir anda aklıma geldi ve cep telefonunu elime aldım, kucağıma koydum. Sonra dedim ki, burada birisi cep telefonunu alıp kaçacak olsa biz Türk milleti olarak aslında bir dakika ne yapıyorsun diye onu durduran ve elinden alan olur. Ama Güney Afrika'da ya da işte Meksika'da böyle bir güvenlik durumu söz konusu değil. Çünkü bağlılık yok. İnsanların birbirine toplumsal bağlılığı yok aslında. Ve bu bireyselliği getirdikçe bu insanlar da güven duygusunu azaltıyor. Ama bizim ülkemizde biraz daha farklı. Ve buradan bakıldığında Ipsos'un yaptığı bir araştırmaydı galiba o. Dünyada hangi ülkeler mutlu, hangisi değil? Peki bizim mutluluk kaynağımız ne diye baktığınızda benim gayet de tahmin edeceğim bir şeydi. Az önce söylediklerimle de bağlantılı olarak aile kurmak, sağlıklı olmak. Şöyle görünüyor araştırma bulgularında. Eğer bir partneriniz varsa, bir aile kurmuşsanız sizden mutlusu yok. Niye? Çünkü biz toplumsalcı kültüre ait insanlarız. Yani böyle görmüşüz ailemizden. Annemiz babamız sağlıklıysa ve bizim başımızdaysa, yanımızdaysa mutluluk için, mutsuzluk için bir sebebimiz yok. Mutluluk kaynağımız o gibi. Ve bir çocuk sahibi olmak, bir partnere sahip olmak ve sağlıklı olmak Türkiye'deki en belirgin, en önemli mutluluk kaynaklarından olarak görülüyor. Evet, hemen hemen aynı cevapları verdiniz hocam orada da zaten. Hani hatırlamamanız çok normal ama ben hatırladığım için zaten bu soruyu da sorma gereği duydum sizlere. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Yayınımın başında da belirttiğim gibi bugün benimle yaklaşık 50 dakikadan beri berabersiniz ve gerçekten çok teşekkür ediyorum sizler. Çok mutlu Çok oldum teşekkür beni ederim ben kırmayıp. buradan. Evet, bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Canım Filiz'cim zaten sürekli beni bir şekilde izleyip bana yorumlar veriyor. Filiz daha Milliyet gazetesinin köşe yazarı bu arada. Kendisi de böyle çok donanımlı, çok bilgidir ve Filiz'in bu şekilde onaylaması da beni onurlandırdı. Canım Filiz'cim, yarın arıyorum seni, kocaman öpüyorum, sarılıyorum sana. Sevgi Hanım, Mersin'den çok teşekkür ederim, sağ olun. Herkes hoş geldi. Şimdi bugün sizlerle 48. yayınımı gerçekleştiriyorum demiştim ve bu yaptığım yayınlar, bu yaptığım etkinlik hakkında neler düşünüyorsunuz? O güzel düşüncelerinizi sizden öğrenmek isteriz. Çok kıymetli gerçekten. Bir kere farklı disiplinler arası bilgilere ulaşmak ve bunu herkese götürmek çok kıymetli. Çünkü tamam, mutluluk dediğimizde herkes bununla ilgileniyor ama hani farklı farklı kavramlar var. Bir taraftan psikoloji, bir taraftan spor, bir taraftan başka bir şey, siyaset gibi. Yani aslında farklı düşünceleri halkın sesi olarak onlara sunmanız gerçekten çok kıymetli. Bence devam etmelisiniz diye düşünüyorum ve size bu anlamda katkı verecek birçok kişi olacaktır Türkiye'de. Evet, inşallah, inşallah hocam. Güzel duygu ve düşünceleriniz beni de çok mutlu etti. Tekrardan teşekkür ederim. Son Ben olarak teşekkür da ederim. Sağ olun. şunu da söylemek istiyorum. Evet, şu an belki 30-35 kişi izledi, 20-25 kişi izledi. Fakat ben bu yayınları daha sonra 1881 Derneği'nin YouTube kanalına koyuyorum ve orada da görüntülen, izleyen ve bilgi sahibi almak isteyenler zaten ulaşıp buluyorlar. Şunu da sormadan geçmek istemiyorum. Şu an bizi dinleyenlere ve daha sonra 1881 Derneği'nin YouTube kanalından dinleyecek olanlara neler söylemek istersiniz? Şunu söylemek istiyorum. Madem temamız mutluluk, mutluluk yüreğimizde, mutluluk içimizde, sadece hangi pencereden baktığımızı görmek önemli, değerlendirebilmek önemli. Bir olayı gerçekten çok olumsuz bir taraftan da değerlendirebiliriz ama onun bize getirilerini görürsek, pencereyi değiştirirsek, buna şey diyoruz ya, gözlük çerçevesini değiştirmek gibi. Eğer ona bakış açımızı değiştirirsek aslında oradan bize gelen çok kıymetli mesajlar olduğunu görmemiz mümkün. Onun için buradan söyleyeceğim, yolu sevgiden geçen herkeste bir gün yeniden karşılaşacağız ve mutluluk aslında yüreğimizde var, sadece keşfetmek gerekiyor, bulmak gerekiyor onu. Yolu sevgiden geçen herkese selam olsun diyoruz ve yayınımızı da bu şekilde kapatıyoruz desek yeridir hocam. Evet, çok teşekkür ederim, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Benden sizlere ve ailenize selam ve saygılar. Aynı şekilde çok teşekkür ederim. Ankara'ya ve Eskişehir'e de sevgiler. Sağ olun, var olun. Eskişehir'e gelirseniz ve bir gün Eskişehir'e yolunuz düşerse de başımın üzerine yeriniz var. Bir
Mesaj atmanız yeter hocam. Bunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica Sevgiler ediyorum. sunuyorum herkese. Saygılar sunuyorum ben de. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça İyi kalın. akşamlar. Hoşça kalın.